Ordu'da, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, sanat ve meslek eğitim kursları, öğretmenleri ve kursiyerler de etkinliklere katılarak el emeği, göz nuru eserlerini sergilediler. Kimoğlu, örmek resim öğretmeniyim. Şu anda Hayat Boyu Öğrenme Programı adı altında sergimizi açtık. Yağlı boya çalışmalarımızdan ve kara kalem çalışmalarımızdan oluşan bir mini bir sergi düzenledik diyelim. Kumaş boyama çalışmalarımız da var. Öğrencilerimizin yaptığı, bayan gruplarımızın ve genç gruplarımızın yaptığı çalışmalar oldu. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bütün sanatseverleri sergimize bekliyoruz. Merhabalar, ben Füsun Başaran. Ordu'nun üreten kadınlarından bir tanesiyim. Yöresel mutfak kuruldu biliyorsunuz. Burada Ordu'nun yöresel lezzetleri işleniyor. Yeniden revize edilenler oluyor. Eskiden unutulmuş olanlar suyuna, gün yüzüne çıkartılıyor. Ve gördüğünüz ürünleri biz bu mutfakta işleyerek burada sizlere sunmak için hazırladık. Aynı zamanda bizlerin yöresel ürünler pazarında arkadaşlarımda birer dükkanımız da var. Belediyemizin yapmış olduğu bu projede hem eğitim görüyoruz hem üretim yapmamıza destek oluyorlar. Aynı zamanda yöresel pazarda satış imkanı da sunmuş oluyoruz. Burada marifetli ordulu bir hanımın mutfağında olan her şey var. Reçeller, pekmezler, turşular, melorcanlar, sirkeler, tarhanalar, erişteler, patates kuruları, domates sosları, her şey var. Ve hepsi inanın kendi çocuklarımıza ürettiğimiz gibi aynısını üretiyoruz. Fazlalarını sizlere satışa sunuyoruz. Hepsi gerçekten ihtimamla üretilmiş, en doğal, en lezzetli ve en güzel haliyle sunulmuş ürünler. Halk eğitimin verdiği eğitimden dolayı, hem halk eğitimi hem de bu projeden dolayı da Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben emekli resim öğretmeni, usta öğretici Osman Kılıç. Halk eğitim bünyesinde yapılmış olan resim kurslarında, resim faaliyetlerinde hoca olarak görev aldım. Her şeye rağmen, virüse rağmen, pandemiye rağmen yine de çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. Bu konuda devletimize, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve ilgililere çok teşekkür ediyoruz göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı. Thank you.